Bitinya Krallığı, M.Ö. 377 ve M.Ö. 64 yılları arasında Nikomedya başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya, Düzce ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlettir. Bitinya, Grek kolonizasyonu döneminde Grekler tarafından yoğun bir şekilde kolonize edilmiştir. M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Miletoslular bölgede geniş kapsamlı kolonizasyon faaliyetine başlamış ve bunu Megaralı ve Fokiyalıların yaptığı kolonizasyonlar izlemiştir. Perslerin Anadolu'daki egemenliği sonrasında siyasal açıdan güçlenmeye başlayan Bitinyalılar, Hellenistik devirde ağır basan Grek kültür ve dininin etkisine girmişlerdir. Yalova civarında bulunan eski tanrılara ithaf edilmiş adak stelleri üzerindeki Herakles, sağlık tanrısı Asklepios ile su ve sağlık perileri nemflerin kabartmalarının yapılmış olması, yavaş yavaş yerel tanrıların yerini Grek tanrılarının aldığını göstermektedir. Makedonya Kralı Büyük İskender, Bitinya lideri Bas'a karşı yaptığı başarısız saldırıdan sonra bu bölgeyle bir daha ilgilenmemiştir. Büyük İskender'in generallerinden Kalas'ı mağlup eden Bas, ülkesinin bütünlüğünü korumuş ve tüm Anadolu İskender'in istilasına uğramasına rağmen Bitinya bu istiladan kurtulmuştur. Bu videomuzda Bitinya Krallığı'na derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Bas'tan sonra Bitinya lideri olan Zipoites, İskender'in döneminden sonra İskender'in generalleri arasındaki Diadoklar Savaşı'ndan yararlanarak Bitinya'yı kuvvetli bir devlet haline getirmiştir. Arrianus'a göre Zipoites'ten önce Bitinyalılar tam olarak şehir hayatına geçememişlerdi ve daha eski çağların başına buyruk yaşantısını olduğu gibi sürdürüyorlardı. Uluslaşamamış, devlet kuramamışlardı. Zipoites, Korupedion Savaşı'ndan sonraki kargaşalıklardan ustaca faydalanmasını bilmiş ve Lysimachos'un üzerine gönderdiği iki generali ve daha sonra bizzat Lysimachos'un kendini mağlup ederek Bitinya Krallığı'nı kurmuş ve ilk defa kral unvanını almıştır. Zipoites saldırgan bir politika izleyerek Heraklia kent devleti sınırları içindeki Siorus ve Tiaium'u Bitinya topraklarına katmıştır. Astakus'u kuşatmış, bir süre sonra Diadoklar arasındaki mücadelelerden faydalanarak burayı ele geçirmiştir. Zipoites'in ölümünden sonra yerine oğlu 1. Nikomedes geçmiş ve durumunu kuvvetlendirmek için o sıralardan tüm Avrupa'yı kasıp kavuran Galatları Bitanya'ya davet etmiştir. Galatların da desteğiyle 1. Nikomedes kardeşini bertaraf ederek Bitinya tahtının tek hakimi olmuştur. 1. Nikomedes böylece Galatların desteğini alarak krallığını güçlendirmiş ve komşu devletlerin çekindiği bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Bu sırada Seleukos kralı Antiochos Karadan, Bitinya'yı denizden de Bitinya'nın müttefikleri olan Grek kent devletlerine saldırmış, fakat Heraklia Pontica'da 1. Nikomedes'e bağlı Galat ordusuna yenilerek geri çekilmiştir. Böylece 1. Antiochos Pontus, Bitinya, Paphlagonia ve Karadeniz kıyısındaki bir Grek kenti devleti olan Heraklia'nın oluşturduğu birlik karşısında başarılı olamamıştır. Aslında 1. Nikomedes'i Galatalarla bir anlaşma yaparak Küçük Asya'ya davet etmesindeki asıl amacı 1. Antiochos'e karşı kuvvetli bir müttefik elde etmekti ve gelişen olaylar bunun ne kadar yerinde bir strateji olduğunu göstermiştir. Seleukos kralı uzun süre bu Galat saldırılarıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. 1. Nikomedes, Hellenizm kültürünün Bitanya'ya girmesinde önemli rol oynamıştır. Bir yandan krallığın sınırlarını genişletirken, bir yandan da bayındırlık faaliyetlerine önem vermiştir. Nikomedes, Bitinya Krallığı'nın sınırlarını bir taraftan Karadeniz Ereğlisi, diğer taraftan Bursa dolaylarına kadar genişletmiştir.
Bitinya'nın doğu ile batı arasındaki yeri ve ormanlarının zenginliği bu büyük gelişiminde başlıca etken olmuştur. M.Ö. 277'de Antiyokos'a karşı yapılan savaşlar sona erince Galatlar Bitinya kralından yerleşecek toprak istemişlerdir. Nikomedes hem onları Bitinya'dan uzaklaştırmak hem de Antiyokos'la arasında bir tampon bölge oluşturmak amacıyla onlara yukarı Frigya'nın dağlık bölgelerine yerleşmeyi önermiştir. Böylece Galatlar Nikomedes'in güvencesiyle Frigya'nın hakimi durumuna gelmişlerdir. Nikomedes iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra kendisine Astakus'un karşısında Olbia'nın yakıntıları üstünde Nikomedia'yı inşa ettirmiş ve burayı M.Ö. 264 yılında krallığının başşehri yapmıştır. Nikomedes öldüğünde oğlu Ziaelas'a Helenizm devletleri siyasetinde önemli rol oynayan sağlam bir devlet bırakmıştır. Birinci Prusias seleflerinin politikasını sürdürmüş ve krallığının sınırlarını genişletmiştir. Makedonya kralı Demetrius II'nin kızı Apame ile evlenerek kendisine yeni bir müttefik edinmiştir. Mudanya'yı Apamea adıyla karısına izafeten yeniden kurmuş ve ayrıca Rindakos ırmağından Missa Olympus'una kadar genişleterek buraları Bitanya egemenliği altına almıştır. Şalkedon'u kendi krallığına bağlamıştır. 1. Prusias M.Ö. 227'deki büyük depremden sonra Rodos'a ya Galatların saldırıları sonucu büyük zarara uğrayan Hellespontos'taki Grek şehirlerine para yardımında bulunmuş ve Grek şehirleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Seleukos kralı 3. Antiyokos, M.Ö. 201'de Kolye Suriye'yi bugünkü Lübnan yöresini zapt ettikten sonra Küçük Asya'ya büyük bir ordu göndermiş ve kendisi de 300 gemiden oluşan donanmasıyla harekete geçmiştir. Amacı Küçük Asya'nın batı ve güney sahillerini tamamen kendi hakimiyetine almaktır. Sonuçta Samos ve Halikarnassos dışındaki şehirlerin çoğunu zapt etmiştir. Antiyokos'un bu başarıları karşısında Bitinya kralı Prusias Roma'dan çekindiği için Seleukos kralıyla tam anlamıyla bir ittifak yapmamakla birlikte Roma tarafını da desteklemeyerek tarafsız kalmıştır. Prusias'ın bu kararının ne kadar yerinde olduğunu M.Ö. 191 yılında Hellas'ta Thermopylae mevkiinde yapılan savaşta Seleukos ordusunun Roma ve müttefiklerine yenilmesi açıkça göstermiştir. Ardından Romalı komutan Cornelius Scipio ve kardeşi Cornelius Scipio'nun idare ettikleri 30 bin kişilik ordu, 3. Antiyokos ve müttefiklerinin 70 bin kişilik ordusunu M.Ö. 189 yılında Batı Anadolu'da Siplos Dağı yakınında Manisa'da büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Neticede taraflar arasında M.Ö. 188'de Apameia Anlaşması yapılmıştır. Roma'nın kazandığı bu zafer gerek Roma gerekse Anadolu tarihinde gerçekten önemli bir dönüm noktasıdır. Roma kazandığı bu zaferle siyasal anlamda Doğu'nun ele geçirilmesi yanında Anadolu'yla direkt kültür ilişkileri içerisine girmiş oluyordu. Bu savaşta Roma'nın müttefiki olan Bergama Krallığı anlaşmanın ardından Küçük Asya'nın en önemli devleti haline gelmiştir. Roma bu anlaşmayla Küçük Asya'dan toprak almaz, şimdilik yalnızca savaş tazminatı, politik üstünlük ve Akdeniz'de elde ettiği egemenlikle yetinmeyi uygun bulur. Apameia Konferansı'nda Bitinya Krallığı'nı da ilgilendiren bazı kararlar alınmıştır. Prusias, Pergamon Krallığı'na karşı bir denge unsuru olabilmesi için Roma tarafından krallığı başında bırakılmış ve savaş tazminatı ödemiştir. Fakat Roma'nın müttefiki olarak savaşa girmediği için daha önce fethettiği Frigya Epiktetos arazisi elinden alınarak Pergamon'a verilmiştir. Ancak Prusias akrabası olan Makedonya Kralı 5. Filipos'un yardımına ve Seleukos kralı Antiyokos'un mağlubiyetinden sonra kendisine sığınmış olan Hannibal'ın kumandanlık sanatına güvenerek bu arazinin iadesini reddetmiş ve Galatların başında bulunan Ortiagon'la M.Ö. 186 yılında ittifak yaparak Pergamon kralı
ikinci Emmenües'e karşı harekete geçmiştir. Ancak ilk Emmenües'in kardeşi Attalos tarafından mağlup edilmiştir. Ne var ki Hannibal'ın donanmayla boğazları işgal edip Marmara Denizi ve Ege'de kontrolü ele alma planı savaşın Bitinya Krallığı lehine dönmesine neden olmuştur. Hannibal bu donanmayla Pergamon Kralı Eumenes'e karşı yaptığı bir deniz savaşında galip gelmiştir. Hannibal'ın bu hareketi Pergamon'dan başka Ege Denizi'nde ve boğazlarda çıkarları olan Kodos ve Roma'yı da yakından ilgilendirmekteydi. Rodos ve Pergamon'un başvurusu üzerine Roma, Flaminius başkanlığında bir heyeti Prusias'a göndermiştir. Ancak burası da savaşın seyri değişmiş ve 2. Ximenes Bitinya kralını mağlup etmiştir. Apemeia anlaşmasının şartlarının derhal uygulanmasını isteyen Roma, Raminius'un istekleri karşısında fazla direnemeyen Prusias, onun taleplerini kabul etmek zorunda kalmıştır. Anlaşmayla Pergamon kralı Emmenüs, Frigya'yı, Epiktetus'u ve Bitinya'nın doğu sınırı boyunca uzanan Tios şehrine kadar devam eden toprak parçasını ele geçirmiştir. Böylece 1. Prusias, Roma'nın daha önceden belirtildiği sınırlar içine çekiliyor, hatta Pergamon krallığı şimdi Karadeniz sahillerine doğru ufak bir koridor elde ediyordu. Bunların dışında Flaminius, Roma'nın baş düşmanı Hannibal'ı hizmetine almasından dolayı Prusias'ı protesto ederek Kartaca generalin kendilerine teslim edilmesini istemiştir. Hannibal'ın Bitinya'ya gelerek Prusias'a sığınması ve devamında gelişen olaylar Roma-Bitinya ilişkilerinde bir gerginliğe neden olduysa da Prusias Roma'nın çıkarlarına hizmet ederek Hannibal'ın ortadan kaldırılmasında yardımcı olmuş ve böylece kendisini Roma'ya affettirmiştir. Esasında Prusias Hannibal'ı Romalılara teslim etmemiş. Fakat onun bazı hareketleri Hannibal'da bu izlenimi uyandırdığı için esir olmaktansa ölmeyi tercih ederek intihar etmiştir. Hannibal'ın Bitinya'ya olan hizmeti askeri alanla sınırlı kalmamış, Bitinya'daki bazı şehirlerin kurulmasına da öncülük etmiştir. Bursa şehrinin Kartacalı Hannibal'ın tavsiyesi üzerine M.Ö. 1841'de Prusya tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Prusya Roma egemenliğine girinceye kadar Bitinya krallığına tabi olmuştur. Prusias eserinde bu durumu açıkça belirtmişti. İkinci Prusias yayılmacı bir politika izlemiş ve Pergamon'a saldırarak burayı işgal etmiş. Ancak Küçük Asya'daki dengelerin bozulmasını istemeyen Romalılar oraya müdahale ederek onun bu başarısını içe indirmişler ve Pergamon kralı Eumenes tarafını tutarak 2. Prusias zaferinin meyvelerini toplamaktan mahrum bırakmışlardır. Pergama kralı 2. Eumenes Galata'yı ele geçirince Pontos kralı Parnakes'i bulmuştur. Parnakes Karadeniz kıyılarında Bitinya topraklarına girmiş, Kapadokya'ya ani bir saldırı yapmış ve Galatları Pergamon kalelerine karşı ayaklandırmıştır. Bu durumdaki Anadolu'daki krallıklar Parnakes'e karşı birleşmişlerdir. Bitinya kralı 2. Prusias da Bergama kralının rakibi olarak bu savaşa katılmıştır. Müttefikler karadan ve denizden Pontos'u saldırmışlar ve bunun üzerine zor durumda kalan Pontos kralı M.Ö. 179'da barış istemek zorunda kalmıştır. Böylece Pergamon krallığının Apameia anlaşmasıyla Halisi ırmağına kadar olan Batı Anadolu toprakları üzerinde kurduğu egemenlik diğer Küçük Asya kralları tarafından onaylanmıştır. Aynı tarihlerde 3. Makedonya Savaşı Roma'nın zaferiyle sona ermiş ve M.Ö. 168 yılında savaş sonunda yapılan Pidna anlaşmasıyla Makedonya Krallığı artık bir siyasi güç olmaktan çıkmıştır. Roma artık tüm Doğu Akdeniz bölgesinde böylece hakem olarak ortaya çıkmıştır. Bu hedeften sonra Roma Küçük Asya ile bizzat ilgilenmek gereğini duymuştur. Bu amaçla ilk olarak Roma Senatosu'nda Pergamon Krallığı'nın zayıflatılması yönünden bir karar alınmıştır. Roma bu stratejisini Küçük Asya'daki diğer Hellenistik krallıkları kullanarak uygulayacaktır. Bu krallıkların en başında Bitinya Krallığı vardı. Roma'nın Pergamon Krallığı'nı zayıflatmak bağlamında M.Ö. 166 yılında Galatlara tam bağımsızlık vermesi Bitinya Kralı 2. Prusias'ı harekete geçirmiştir.
aslında Bitinya Kralı 3. Makedonya Savaşı'nda pek geç ve az bir yardımda bulunmasının Roma'yı kızdırdığını bilmekte ve Roma'nın çıkarları doğrultusunda hareket ederek kendisini affettireceğini düşünmekteydi. Nitekim 2. Prusias bu olayların ardından Roma'ya giderek bir krala yakışmayacak davranışında bulunarak kendisini affettirmiştir. Bununla birlikte de yetinmeyerek Roma'nın da teşvikiyle Pergamon kralını, Bitinia'nın bir kısmını almak ve senato kararlarına rağmen Galatların içinden çekilmemekle itham etmiştir. Ayrıca Galatların elindeki toprakların kendisine verilmesini istemiş ama Roma senatosu onun bu teklifini kibarca reddetmiştir. İkinci Prusias ülkesine gitmece Roma'nın çıkarları doğrultusunda Anadolu Hellen şehirlerini de Bergama kralı aleyhine kışkırtmıştır. M.Ö. 159 yılında Pergamon kralı 2. Emmenes'in ölmesi ve yerine kardeşi 2. Attalos'un ele geçirmesini fırsat bilen Britanya kralı Bergama'ya saldırmıştır. Küçük Asya'daki Helenistik krallıkları savaştırarak zayıflamasını isteyenler Roma Bitinya kralı 2. Prusias'ı destekler gibi davranmıştır. Roma'nın tavırlarından cesaret alan 2. Prusias hızla Bergama mimarisi topraklarını istilaya başladı. Bergama kralı 2. Attalos hemen Roma'ya müracaat ettiyse de her iki tarafında zayıflamasını isteyenler Roma'ya sadece bir tahkikat heyeti göndermekle yetinmiştir. 2. Prusias Roma'nın bu kuşkularından faydalanarak ele geçirme bölgeleri ve kutsal alanlar dahi yağmalayarak Pergamon kentinin yer aldığı tepenin eteklerine kadar ilerlemeyi başarmıştır. Hatta bir gün kent dışında güneybatıda yer alan kutsal Asklepion'da kurban evine kardeşi Gün ise Asklepios'un heykelini götürdüğü anlatılır. Anadolu'daki devletler cesaretini bozmaya devam etmek, fark eden Roma, Bitinya kralı 2. Prusias'a 3. bir heyet göndererek hareketlerini durdurmak isterken, Pergamon kralı 2. Attalos da sınırlarını korumak için ordusunu güçlendirmesini istemiştir. Roma'dan beklediği desteği alan 2. Attalos, kara ordusuyla Prusias'a karşı kalkan kardeşi Athenaios da Pergamon ve müttefik donanmalarıyla Bitinya sahillerini yakıp yıkmıştır. Savaş M.Ö. 154 yılında Roma'nın müdahale etmesiyle sona ermiştir. 2. Prusias, Roma heyetiyle yapılan görüşmeler, savaşın sonucu elde edilen yerleri geri götürmek ve arazilerini kapsayan şehirlere ve 2. Attalos'a tazminat çözmek için Kabul savaş öncesi sınırlarına geri çekilmiştir. Böylece Roma hiçbir güç harcamadan Anadolu'da Helenistik krallıkları iyice zayıflatmıştır. Milattan önce 150 yılında Bitinya kralı Prusias'ın oğlu Nikomedes babasına karşı isyan çıkarmıştır. Bergama kralı Attalos ve Nikomedes'i desteklemiş ve hatta 2. Prusias'a karşı sefere dahi gelmiştir. 2. Prusias'ın Roma'ya müracaat etmesi de bir sonuç vermemiştir. Roma isyancılara herhangi bir yardımda bulunmamakla birlikte onların engeli de olmamıştır. 2. Attalos ve beraberindekiler Bitinya üzerine doğru edinilen Bitinyalılar da gruplar halinde geldiklerinde bunlara katılmışlardır. Prusias ise güvenemediği için talebi üzerine M.Ö. 149 yılında kayınbiraderi Trakyalı Diegulis'in tepkileri 500 Trakyalı askeri yanına alarak kaçıp Nikaia Akropolü'ne sığınmıştır. Burada yakalanarak öldürülmüştür. Prusias halkı tarafından pek sevilmeyen bir kişiliğe sahipti. Tam aksine Roma'da uzun yıllar kalmış olan oğlu Nikomedes, Bitinya halkı tarafından çok sevilmekteydi. Nikomedes zamanında Bitinya nispeten barış içinde yaşamıştır. Nikomedes'in barışçı bir kişiliğe sahip olması, komşu devletlerle iyi ilişkilerin içinde gerçekleşmesini sağlar. Üçüncü Nikomedes, Selefi'nin barışçı politikasını devam ettirmemiştir. Milattan önce 104'te Romalıların Cimri ve Teutonların saldırısı ve Numidya kralı Lugurta ile yaptığı mücadelelerde zor durumda kalması fırsat bilen Bitinya kralı 3. Nikomedes Pontos kralı 6. Mitridates ile bir egemenliğinde yerleşik ve iki kral Bitinya Pontus arasında Paflagonia'yı istila etmişlerdir.
Paflagonia kral tahttan indirmiş, mal varlığına el konulmuş ve hazine devleti işgalci iki kral arasında paylaşılmıştır. Bu paylaşımda aslan payını doğuda Kolkis ve Küçük Ermenistan olarak, 6. Mitridates, batı ise Amasra ve Paflagonia'nın belirli kısımlarına kadar uzanan kuşakların hakimi olmuştur. Bitinia kralı Nikomedes III ise müttefikinden önce davranarak Kapadokya'yı tek başına işgal etmekle birlikte daha sonra 6. Mitridates'in baskılarına dayanamayarak işgal ettiği Kapadokya topraklarını müttefiklerine bırakmak zorunda kaldı. Ancak Kapadokya topraklarının Pontus kalıntılarını ele geçirmesini istemediği için Roma'ya şikayette bulundu. Roma Senatosu'nu da her iki krallığın işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmelerine karar vermiştir. Bu sırada Roma'nın iç çekişmelerini halletmiş olduğunu gören 6. Mitridates de zapt etmiş olduğu çekilmek zorunda kaldı. 3. Nikomedes'in ölümünden sonra yerine oğlu Bitinia kralı 4. Nikomedes geçmiştir. Dördüncü Nikomedes tahta çıkar çıkmaz kardeşi Sokrates'le anlaşmazlığa düşmüştür. Sokrates Roma'nın yardımını elde edemeyince Pontos kralı 4. Mitridates'e başvurmuştur. Zaten M.Ö. 112'den beri Küçük Asya'da etkin bir duruma gelmek için fırsat kollayan, fakat her defasında Roma engeliyle karşılaşan Mitridates, Sokrates'in bu emrine olumlu cevap vermiş ve Bitinia'yı işgal ederek M.Ö. 91 yılında Sokrates'i Bitinia tahtını ele geçirmiştir. İmparatorluğundan kovulan 4. Nikomedes Roma'ya giderek şikayette bulundu. Bunun parçalarını Roma Senatosu Küçük Asya işlerine müdahale etmeye karar vermiştir. Bu amaçla daha önceleri Asya eyaletinin kurucusu olan Aquilius'un oğlu, M.Ö. 101 yılı konsülü Manilius Aquilius başkanlığındaki bir Roma elçilik heyeti 4. Nikomedes'i tekrardan tahtına gitmek için Bitinia'ya gitmiştir. Roma müdahalesinden çekinen Mitridates, Nikomedes'in yeniden Bitinia tahtına oturmasını kabul ederek Bitinia'ya terk etmişti. Mitridates'in bu kararı vermesinde Asya eyaletinin valisi Cassius'un ordusunu Frigya ve Galatya'dan topladığı birliklerle güçlendirmesi de etkili olmuştu. M.Ö. 74 yılında son Bitinia kralı 4. Nikomedes vasiyetnamesinde ülkesini Roma'ya bırakmıştır. Onun kararının ardından Anadolu'da kafa karışıklıkları baş göstermiş ve Pontus kralı Mitridates Roma'ya karşı savaş açmış ve bu iki devlet arasında yapılan Mitridates savaşları genelinde Roma galip geldi ve Bitinia'da Roma eyaleti haline getirildi. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi Tarih iyi günler diler.